sağlığı diliyorum. Çok elim bir hadise. Hepimizin şahit olduğu üzere ve çok önemli devlet adamları, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere bu kazada hayatlarını kaybettiler. Dün tabii olayın üzerindeki müphemlik henüz kalkmamıştı. Enkazın nerede olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktu. Helikopterin düştüğü mü yoksa sert iniş mi yaptığı konusunda da çok net bir bilgi yoktu. Yetkililer, kurtarma ekipleri, gönüllüler, dağcılar bölgeye ulaşmak için çok yoğun çaba sarf ediyorlardı. Ve bölgenin çok dağlık olması, ormanlık olması ve aynı zamanda yoğun bir sis olması, yağmurun da çok şiddetlenmesi nedeniyle kaza yerinin tespit edilmesi mümkün olmadı gündüz saatlerinde. Gece saatlerinde de bu belirsizlik devam etti. O yüzden büyük bir endişe, kaygı vardı. Ama onun yanında da bütün şehirlerde İran halkı önemli merkezlerde, meydanlarda, mescitlerde toplanarak dua ettiler Cumhurbaşkanlarının sağ salim kurtulması için ve sabah gün aydınlandığında sizin de belirttiğiniz gibi hadisenin ayrıntıları ortaya çıkmış oldu. Sayın Büyükelçi, bunun yanı sıra özellikle birçok ülkeden İran'a yönelik destek çağrısı da geldi. Ama İran'ın özellikle Türkiye'den yardım istemesi başlı başına çok önemli bir olay. Bunun da altını çizmekte yarar var. Akıncı İHA'larımız özellikle enkazı bulma çalışmaları sırasında gerçekten önemli bir rol üstlendi. Birçok dünya medyası da Akıncı'yı takip etti. Sadece basın mensupları değil, istihbaratta önemli ülkelerin istihbaratının da mercek altındaydı Akıncı İHA'lar. O süreci anlatabilir misiniz? Nasıl başladı? Özellikle İHA'ların reisinin ve tabii ki beraberindeki heyetin helikopterini, düşen helikopteri aradığı süreci de bize anlatabilir misiniz? Yani tabii bizim çok o arama kurtarma sürecinin içinde olmamız söz konusu değil. Biz İranlı yetkililerle temas halindeydik sürekli olarak. Komşu olarak tabii ki birbirimize her zaman destek olduğumuz biliniyor. Yüzyılın depremi dediğimiz Kahramanmaraş depreminde de İran Kızılay ve diğer kuruluşlar bizim imdadımıza koşmuştu. Biz de bu konuda komşuluk görevini yerine getirmiş olduk ve İran'ın da ilk aklına gelen komşusu Türkiye oldu. Her zaman birbirimize destek olma noktasında iyi bir örnek sergiliyoruz ve Türkiye'den gece görüşü olan helikopter imkanı olup olmadığı sorulduğunda biz bunları yetkililerimize ilettik ve bu süreç böyle başladı. Tabii arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili çok yakından bir bilgi sahibi olmamakla birlikte bildiğimiz şu ki gece saatlerinde arama çalışmalarının çok sağlıklı yürütülemediği ve sabaha karşı çalışmaların daha yoğunlaştığı yönünde ve sizin de belirttiğiniz gibi insansız hava araçları öncelikle bilgi tespitinde bulundular ve özellikle İran Kızılay'ın yoğun çabaları vardı. Başka ekipler de vardı. Türkiye'den kurtarma ekibi gitmedi. Talep olmadığı için. Çünkü onlar sınırda beklediler. Herhangi bir durum olursa yardıma koşmak üzere hazır beklediler ama diğer destek birimlerimiz, ekipmanlarımız komşumuzun yardımına koştu ve sonuçta bu elim hadisenin sonuna gelinmiş oldu. Aslında çok müessif bir durum. Sağ salim kurtarma imkanı olsaydı tabii ki farklı şeyler konuşuyor olacaktık.